Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz'le ilgili Avrupa Birliği'ne çok sert bir tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği'nin ülkemizin kendi kıta sahanlığı içinde yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi haddine değildir dedi. Aksoy, Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de çözüm arzu ediyorsa tarafsız davranmalı ve dürüst bir ara bulucu olmalıdır ifadelerini kullandı. Normal, normal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amiaksoy, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısının ardından yapılan açıklamaya, AB'nin ülkemizin kendi kıta sahanlığı içinde yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi haddine değildir sözleriyle tepki gösterdi. Doğu Akdeniz'de gerginliğin müsebbibinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin olduğunu vurgulayan Aksoy'un hedefinde Avrupa Birliği vardı. Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını yok saymaya çalışan bu ikiliye AB'nin birlik dayanışması bahanesiyle koşulsuz destek vermesi gerginliği daha da tırmandırmaktadır. AB'nin ülkemizin kendi kıta sahanlığı içinde yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi haddine değildir. Zira AB Adalet Divanı'nın da teyit ettiği üzere AB'nin bu konuda bir yetkisi yoktur. Dışişleri sözcüsü Aksoy, AB'yi ve AB üyesi ülkeleri birlik dayanışması bahanesiyle Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı, maksimalist taleplerine destek olmamaya davet etti. AB Doğu Akdeniz'de çözüm arzu ediyorsa tarafsız davranmalı dedi. Yaptırım açıklamalarına tepki gösterdi. Türkiye her zaman diyalog ve diplomasiye vurgu yaparken AB'nin yaptırım diline başvurması mevcut sorunların çözümüne yardımcı olmadığı gibi ülkemizin kararlılığını daha da artırmaktadır. Türkiye karşısında kurulan tüm hukuksuz ittifaklara rağmen kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. AB Doğu Akdeniz'de çözüm arzu ediyorsa tarafsız davranmalı ve dürüst bir arabulucu olmalıdır.